sona kadar sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'de provokasyonların arttığı bir dönemde başkentten önemli mesajlar geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sizin yanınızdayız. Ankara Ticaret Odası 2 Mayı meclis toplantısını düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla yapılan toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da hazır bulundu. Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve meclis üyeleri de toplantıda yer aldı. Kıbrıs Türk halkının adada hak ve menfaatleri eşit bir şekilde barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmesini önemsiyor ve bu eşitliği sağlayacak tüm çözüm önerilerini destekliyoruz. Ersin Tatar ve Yavuz Selim Kıran toplantının açılışında konuşma yaptı. İki isim Kıbrıs adasında iki egemen devlet kurulması gerektiğine yönelik uluslararası topluma çağrı yaptı. Bir anlaşmada iki ayrı egemen devlet temelinde olması lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörünün ve Türk askerinin de bir caydırıcı güç olarak adada kalması bizler için vazgeçilmez koşullarımızdır. Vazgeçilmez şartlarımızdır. Artık adanın tek sahibinin Güney Kıbrıs'ın yönetimi olduğu safsatasını, yalanını bir kenara bırakmak zorundasınız. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik atılımı ve Türkiye ile işbirliğine yönelik mesajlar da verildi. Kapalı Maraş'ın açılması ve Covid-19'dan normalleşmeden sonra turizm başta olmak üzere diğer iş kollarında hareketlilik beklendiği ifade edildi. Kıbrıs öz itibariyle baktığımızda ticaretiyle, her türlü bağlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne çok bağlıdır. Yatırım yapabilmeniz, farklı alanlarda farklı çalışmalar yapabilmeniz, aramızdaki bağların gelişmesi için, aramızdaki bir takım ticari karşılıklı olarak yapılacak çalışmalarda refahın artmasına da vesile olacağı düşüncesi içerisindeyim. Biz Ankara Ticaret Odası olarak sizin yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sizin yanınızdayız. Elimizden gelen her adımı atmaya hazırız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verimli topraklarından daha kaliteli ve daha fazla ürünü alabilmek adına bu toprakların işlenmesini hep birlikte geliştirmeliyiz ve buradan çıkacak ürünleri de sanayiye kazandırmalıyız.